Dünyada man, ahirette iman. Modu aktif etmemişsin. Ettim nasıl etmedim. Ama çıktı lan. Ama. S. S. Fındık kale. Kale. Kamil Koç. E niye o yan tarafı sarı çıkıyor öyle? Ya ben yanlış yaptım da onu. Bir dakika hangisi var? Van Seyahat. Ulusoy. Topçam. Ya. Sahil 2. Sahil Seyahat. Misam Asya. Metro. Lansman. Kamil Koç. Kale. Fındık kale özel renk. Siyah yapalım ya. Bana en çok siyah yakışıyor. Of. Abi bu araba tam bir modifiyelik. Zincir. Ön paspas. Bagaj yükleri. Hamurluk. Bıyık. Da. Arka tabela. Manya. Gözlüğü çıkartalım ne? Her gün İstanbul yolundayız. Bakalım. Söz. O. Dur araba sadece bu tam. Adaş. Bakalım. Ön paspas. Bu neymiş? Neymiş? Krom çıta. Of. Çok fena bunun modifiyeleri var ya. Gül. Tabela. Süsler. Mes lazım değil. Güneşlik. Söz. Of. Yolcu. Hello kardeş, ne yapıyorsun? Şanzıman 6 vites rötarlı 400 beygir. Ama bunun İngilizce olsaydı çok güzel olurdu diyor. Ulusoy alalım beyler. Bazen Gaziantep pavyonlarına dönüştürmüşsünüz. Hayvan. Sesi gerçekten bana benzemiş ama. Grafikler çok iyi değil mi? Abi. Grafikler cidden çok güzel. Kanya, Kanya alamam. Benim arabam man. Dünyada man, ahirette iman. Nereye işaret Ulusoy'la Köln'den çıktık yola Almanya'dan.
Oha lan. Normalde bunlar çarpmalı 6 vites oluyor. Bilgisayarın özelliklerini başkan ben de bilmiyorum. Bakın normalde çarpmalı 6 vites olan araba bu. Erkek aracıman gerisi yalan, aynen öyle başkan. Abi bu manda çok fena bir mod olmuş. Man çok güzel bir mod. Beyler belli değil, Cenk abi haber verir. Beyler nasıl ama? Abi bayıldım ben bu otobüse. Etis Ekim MP konvoyu kaçtı. Başkan belli değil. Aleyküm selam. İhsan Canay. Sağ olasın. Sen de kralsın. Abi PUBG oynayamam. Şu an Etis'teyiz. Beyler çok fena bir mod. Ben bu ayarlarda oynayamıyorum. Talihli, Ahmetli, ne bileyim, Kurgut, hepsine geldim Manisa'da. Abi bu çok güzel. Ben buna şahane bayıldım. Ben gözümün önü gözüküyor. Uyudum kurtulacağız ya lan. Ama çok fena ya bu. Acayip sis var. Efendim. Aleykümselam. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Allah'a. Beyler çok güzel ya. Hadi sorun beyler, sor sor. Bir şeyler konuşalım. Aynen. 400 beygir altımızda güzel bir man var. Tamam. Hadi görüşürüz. Canın sağlığa. Cenk abi bilmiyorum.
Ne oldu abi? Gülcenk abi ne iş yapıyor? Kaldırım mühendisi. Kaldırım ben. Yatıyordun ne güzel. Abi bu Fortuna çok fena bir şey ya. Hadi ya. Yemin ediyorum sürmedim Ne mi? iş 24 kişi kalmış. Herkes seni bırakıp gitti denen. Sen yatıyorsun. Senin yüzünden hep. Uyku geldi ya. Evet beyler. Şimdi ben Fortuna'da İngilizli Fortuna'da çalıştım. Onda da bir anım var. Şu ortada görünen vites çarpma. Gözüken vites. Çarpmalı vites. 8 vites. Abi bir gün Adana'ya gittik. Geldik. Dingilli Fortuna. Otogarın altındayız. Akşam Samsun'a gideceğiz. Temizliği yaptım. Eve gideceğim. Ulan göğsü siliyordum tam. Ulan şu vitese takıldım düştüm. Ama affedersiniz başka bir yerlerden değil yani. Ayağım değdi. Üstüne doğru düştüm. Ulan bir baktım vites sallanıyor. Çarpma kolu çıkmış yerinden. Ulan benim bir ödüm bokuma karıştı hemen arabadan tüydüm. Dedim abi eve gidiyorum işim çıktı. Adamlar da yukarıda çay içiyordu. Normalde şöyle 1, 2, 3, 4 vuruyorsun şöyle 5, 6, 7, 8 onda öyle değil. 1, 2, 3 düştüm ya üstüne çarpma kolu mu çıktı artık ne çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani durmuyor yerinde. Şöyle bir sağa düşüyor bir sola düşüyor vites. Mersin'e hiç geldim mi? Geldim. Bir sağa düşüyor bir sola düşüyor. Ulan. Ama var ya bu Fortuna'yı temizlerken çok zorlanıyordum yani. Dingil anasını temize temize bitmiyor. Ulan ya valla. Sonra valla kaçtım gittim eve. Aradılar açmadılar. Sonra da fazla bir şey değilmiş. Bir kol çıkmış. Ben de korkudan gitmedim. O 3-4 milyar dedim. Bende ne kadar ne arar o para. Aa bak şu vites. Şu vites. Ulan senin ağzına tükürüm. Senin yüzünden ben başıma bela alıyorum vites. Ondan sonra başka ne anıma? Bir gün Doğu Şadır'dayız 2019. 2019'un ilk ayı, Ocak ayı. Iğdırlı'da çalışıyorum. Benim arabam Iğdırlı'da sabit. Hacıbo herkes sanır. Iğdırlı'daki herkes. Hacıbo'nun yanında çalışıyorum yine. Ulan yine kavga gürültü gidiyoruz. Ondan sonra abime söyleyeyim gidiyoruz. Yere de gişeler yok. Kaynaşlı gişelere geldik. Tesise gireceğiz. Ulan motordan bir ses geldi. Tüm şeyler yanmaya başladı. Göstergeler. Düdük ötüyor. Düt diye Travego. Ulan eyvah dedim bir şey oldu. Motordan da bir ses geldi. Hemen koştum ses duyar duymaz. Hacı amca ses geldi dedi. Ulan ne oluyor? Hacı amca kızdı bana dedi ben duymuyorum. Biraz cins bir adam. Çok sinirli. Her şey kızıyor. Dedi ben niye duymuyor muyum dedi. Ne dedim tamam. Çektik. Ulan araba motor yedi. Kaldık Bolu'da. İstanbul'dan araba arıyoruz. Araba yok. Doğu Şıhdır'ın 54ET ilk Doğu Şıhdır meselemi anlatacağım size. 2019. 54ET 600 diye bir arabası var. Dingili Travego. Ona bindik. 3-4 saate Bolu'ya geldi. 3-4 saate Bolu'ya geldi. Ondan sonra ona bindik. Ulan yolcular nahçıvanlı. Hepsi Azerbaycan'a gidecek. Bagaj var. Aha böyle iğne atsan yere düşmez. Ben de bagaj yüklemeyi bilmiyorum adam akıllı. Ben düşünüyorum kara kara. Ulan bu araba geldiğinde ben bu bagajı nasıl bu arabaya yükleyeceğim? Ulan Allah etti nasıl yüklediğimi yükledim. Ondan sonra Erzurum'a geldik. Bagajda boşluk vardı. Balık yükleyeceğiz Iğdır'a. Trabzon tarafından Erzurum'a balık geliyor. Şöyle kolilerde içi de su dolu. Ulan alıyorum koyuyorum ellerim dondu dondu dondu. Ha ilk önce bagajı açamadık bagajımız dondu. Bu tüpün ucuna bir şey takılıyor. Nedi? Ne derler lan ona? Yani. Ha? Şarlama. Tüpün ucuna takıyorsun yakıyor. Şarlama. Perlama mı? Perlama mı ne? Şarlama. Ha, şarlama. Pürmüz. Sanayiye gittik ulan. Sıcak su döküyorum. Sıcak su döktüğümüz yerde buz oluyor. Şey yapıyorum. Pürmüzle vuruyoruz. Pürmüzü tutuyoruz. Vuruyoruz. Ulan zar zor açtık bagajı. Bu sefer de balık başımıza bela. Firmanın sahibi ne yapın ne edin o balıkları alın getirin buraya. Zorluğu o çekmiyor ki zorluğu biz çekiyoruz. Balığı götürdük.
Ama hayatımda var ya, hiç bu kadar üşümedim. Lan balığı suya alıyorum, elime alıyorum. Ulan su akıyor, ellerim buz tutuyor. Erzurum'un soğuğu, Ocak ayı, kar, kış, kıyamet, eksi 10-15 derece. Anam 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 anam. Aynen Doğu Çıldır'da. Oo, ne çektim. Bir gün Bafra seyahatteyim, Kavak, Otogar'a girdik, İstanbul'a gidiyoruz. Yolcunun olmadığı zamanlar. Mart, Haziran, Mart, Nisan ayı falan, fazla yolcu yoktu. O gün de araba çalsa paket. Paket, ondan sonra Kavak Otogar'a girdik ulan. Ben yolcuyu aldım, Hasan abi gitti hesapla falan uğraşıyor. Ahmet abi, arabanın sahibinin kardeşi arabadaydı o gün. O da onlar hesapla falan uğraşıyor. Ya az verdin, çok verdin, bilmem ne. Sonra Kavak'ta ulan arabadan ses geldi ama cort diye ses. Cort diye ses. Koştum Hasan abi, bak ses geliyor. Dedi sen arabanın suyunu tamamladın mı yak kentte? Yok dedim. Dedi onun yüzünden çabuk su getir. 5 litre falan su aldı. Almadı bile tam. Her neyse. Ulan geriye gel Mersem şanzımandan geliyormuş o ses. Klima şeyden zannettik. Ne derler lan? Pervaneden zannettik. Ulan geri vitese attı, cart diye bir ses geldi. Vitesten çıkartamıyoruz, vitese takamıyoruz. Geri viteste kaldı, isabetli. Ondan sonra şanzıman kırdı araba. Ulan o gün de bir tane Ordu'dan turizmo çağırdık. 54'lük. Ulan bagaj paket, arka kuyruklar muyruklar. Arabada paket, bagajda paket. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ulan öyle bir bagajı sığdırdık ki. De o gün çok hüzünlü bir anımdı ya. Alibeyköy'e geldik. Arabanın sahibini de cebinde 50 lira para kaldı, bana çıkarttı verdi dedi, al öğren dedi. Kusura bakma dedi, bu sefer böyle veriyorum, para kalmadı. Dedim abi arıza yapmışsınız, ne parası, ben bu zamanda ben para mı düşüneceğim, al abi dedim. Öyle böyle işte. Almadım o parayı da. Kamil Koç'a geç, Kamil Koç. Ay yaşım tutmuyor, 16 yaşındayım, ne Kamil Koç'u. Bak chat okumayınca daha güzel sürüyorum. Ya o Rizeli şerefsiz benzinini çaldırmamıştı. Ben anladım, o çok şey çakal bir adamı. Şerefsiz diyorum ama o adam bence benzini çaldırmadı. Benzini bitti. Para da vermek istemedi yalandan. Mazota. Yalandan bize dedi ki Cihan abi ya bizim mazotumuz bitti. Senden mazot çekelim. Ben hiç inanmıyorum o adamın hiçbir lafı. Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra başka ne mazilerim var? Neyi anlatsam? Güzel aynen. Neyse kapatalım bu konuyu. Aleykümselam Murat Bilir. Ondan sonra başka ne mazilerim var? Ha, bir gün İstanbul Kalesi'ndeyim. İstanbul Kalesi'nde İzmir'e sabit çalışıyorum. 30 belli değil Arif. Allah ne yazarsa 34 BHG 398'di arabanın plakası. 390 işte 34 BHG ya 398 ya bir şeydi, hatırlamıyorum. Neyse 3. servisim, gittik geldik geldik. Manisa'da önümüzde birden bir tane araba fren yaptı. Ben de tam servis yapıyorum. Mazotu aldık. İstanbul'a doğru geliyorum. Mazotu aldık. Servis yapacağım. Termos falan da doldurdum. Ulan bir ani fren yaptı. Termos, mermos her şey koymuşum. Ben neyi bekliyordum? Orta koridorda su düzüyordum şeye. Orta koridor diyorum. Orta kapının oradayım. Su düzüyorum ikram arabasına. Ondan sonra ulan bir ani fren yaptı. İkram arabası öne doğru bir gitti. Anana avradını. Sen tut, termosun kapağı açıl, takoyama koyup tutup dökün. Aa, takoda 3-4 lira para. Dijital tako. Ulan biz takoyu ne yaptık? Ne? İki tane kivisi var onun. Şöyle. Soktuk böyle, çıkarttık. Kilimi söktük. Klimayı sonuna kadar ön camın şeyini açtık. Havasını, sıcak havasını. Koyduk oraya. Ulan o öyle yapmasaydık bize 3,5 lira, bana değil de gerçi. 3,5-4 lira rahat girecekti. Ondan sonra abime söyleyeyim. Neyse o kazada bizde bir şey yok. Yolcu da yok. Arabada hiçbir şey yok. Karşıdaki araba sadece içine doğru göçmüştü. Her neyse.
Sonra abime söyleyeyim. Geldik Sultanbeyli'ye. Sultanbeyli garajdan çıktık, bir göbek var. Göbekten dönüyorduk. Ulan bir sarsıntı geldi. Ulan bir baktım bagaj kabak gibi yırtılmış. Yapamıyorum ben tamam maalesef. Ulan bir baktım bagaj şeye gelmiş. Kaldırıma değmiş. Kaldırım da bagajı eğmiş. Bagaj çıkıldı yerinden. Çıkmadı, biz kendimiz ne yaptık ne ettik, bagajı çıkarttık. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Bana suç atıyorlar. Hep senin yüzünden. Sen geldin diye oldu. Dedim abi direksiyonda ben mi vardım? Sen uğursuzdun. Ama harbiden biraz uğursuzluğum var. Onun sebebini de bilmiyorum. Sıra Iğdır'dan Samsun'a gidiyoruz. Maçka'da araba yanıyordu. İstanbul'dan Iğdır'a gidiyoruz. Araba motoru 50-60 milyar girdi. İstanbul Kalesi'nde öyle bir kaç milyar girdi ya. Bavra Sert'te şanzıman indirdi. Metroda ilk zamanlar araba şanzıman indirdi. Daha ben... Ben... Anlat bitmez. Sonra başka ne anlatayım? Ha, bir gün de Samsun'da indim arabadan. Opa'dan geliyoruz, Rize metro. Ve olay oldu. Kavga ettik, Samsun'da bıraktım. Ben de yok la, ben öyle yola gitmem. Her neyse. Bir gün de Iğdırlı'dayım. İzmir'de kavga dövüş ettik. Şoförle çağrıştık. Bursa'da Osman Gazi'de bana bir laf dedi, bana çok zoruma gitti. Üstüne doğru yürüdüm, kızdım, hemen sesi kesildi. İniyordum, Ferzende amca var benim şoför. O sıra onunla çalışıyordu Hacı bunun yanında. Şoförler şerefsiz, sürmeyi bilmiyor arabaları. Ondan sonra onlarla beraber çalışıyordum. Ferzende amca bana bir kızdı. Ben çok korkuyorum. 2-3 metre adam. 2,5 metre adam. Bir koydum mu oturtur aşağı. Ferzende'den bayağı korkuyordum. Ondan sonra Ferzende dedi inmiyorsun, geç arabaya, ben inecektim yoksa. Her neyse Bursa otogara geldik. Eren hemen planı anında yaptı. Ulan dedim ben bir yolcuya verim, Bursa'da inecek yolcuya. Çantamı götürsün yanında. Çantam da şöyle bir el çantası. La siz de beni iyice cenabet ettiniz ha, tövbe yarabbim. Çantam da şöyle bir el çantası. Böyle bir şey. Verdim, dedim abi bak garajın içine geç, beni bekle, ben geleceğim. Dedim acaba kontrol yok, 1 lira para ver dedim, kontrol atacağım kendimi, anladı kaçacağımı. Dedi yok dedi, para mara vermeyeceğim dedi. Dedim bari 20 lira ver sigara alalım, onu verdi. 20 lira verdi. Kavganın sebebi de İzmir'de beni otele götürmedi. Otele gittiler hepsi, ben gitmedim, bana inat. Düşmüş alamadım, leş gibi kokuyum. Yolcu yani bagaj bir mavinin çöbe. Ha. Leş gibi kokuyum. Genk abi yatıyor. Yoldan gelmişim, götürmediler. Öyle böyle kavga ettik, Bursa'da ben kaçtım. O adam hem peygamber torunu hem hacı, ona yakın hacı gidip gelmiş. Ulan 3 gece üst üste rüyama girdi, rüyamda beni dövdü. Geçen arada onunla da barıştık, helalleştik. Ulan ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. 3 gün adam üst üste benim rüyama girdi ya lan. Vallahi hep bir şeyler yaşadık, hep bir şeyler yaşadık. Biz küçükken hep yemek yerken dua okurduk. Yemek duası. Geçen hadi dedi okuyalım dedi babam. Ailecek toplanmışız. Ben hep şeydim. Dışarıdayım. Eve adam akıllı gitmiyordum. Ablama dedi babam oku. Ablam okumadı. Yaptı dedim ben okuyayım. Rıslan sen günahkarsın, okuma. Senin hangi karıyla kızla yattığın belli değil oğlum. Sen hep dışarıdasın dedi. Ben yerin dibine girdim, hemen sustum. Hepsini bir anı olarak havsalarda kaldı vallahi ya. Hepsi bir anı olarak havsalarda kaldı. Elif uçar kim lan?
Amerika ne lan? Başka ne anlatayım? Abi işiniz olmazsa yapın yani, bir elinizde bir meslek varken yani gidip bırakıp da o mesleği muavinlik yapmayın, aleykümselam. Çünkü cidden para kazanılacak bir iş değil. Bakın ben 3 yıldır bu işin içindeyim. Yani ben bu kadar normal bir işte çalışsaydım yemin ediyorum ben zengin biri olurdum. Ama benim cebimde kuruş param yani yok adam akıllı abi. Şimdi 10 lira 20 lira bir paket sigara alıyorum, param bitiyor. O da ailem yani, yolda da param olmuyor. Çünkü ne bileyim yiyorum içiyorum. Para bende nedense hep çalışmama rağmen para yok. Ha, nereye gidiyor da bilmiyorum. Ha borcum harcım var mı? Var. Ona biraz zor yapıyorum. Hayır. Bakalım. Aynen öyle. Karın tokluğuna gidip geliyorum. Başka bir bok yok bu işte. Karın tokluğu. Daha abi Iğdır'da öyle kötü güne düştüm ki. Iğdır'da öyle bir kötü güne düştüm, gittim telefonumu sattım. Yemin ediyorum yani ben hayatta hiç yapmıyorum. Ölseydim daha iyiydi lan. Okulu bırakmayı düşünüyorum. Aman bırakma. Bak ben şimdi açıktan yazılıyorum okula. Yani öyle kötü güne düştüğüm oldu. Düşünün yani. Bu iş sıkıntı. Bakın benim elimde telefonum vardı A20S. Yeni almıştım sıfırdı. Onu bile sattım yani, o kadar zor duruma düştüğüm oldu. Abi yapmayın, yazın da yapılacak iş değil. Kıcık için de yapılacak iş değil. Aynen yani o. Artık gerçi okumanın da bir faydası kalmadı. Şimdi amcası dayısı olan her yere girebiliyor. Yeter ki bir yerde bir tanıdığınız olsun. Valla şu an Bağımlı sayfasında çalışıyorum. Bağımlı kendi şirketi var. O telefon üzerinden iş yapıyorum. Ben keyfim yerinde. Ben 8'den sonra okumadım hacı. Pişman mısın? Ne konuda pişmanım? Ehliyet konusunda pişmanım. Ehliyet almayacaklar falan diyorlar. O yüzden açığa yazılacağım. Bakayım neresi. Büyüyünce ya başkan şoför olmayı düşünüyorum. Tabii canım, ver. Uğur daha şu an bisiklet almadım da işte. Harçlığımı veriyor, harçlıksız bırakmıyor. Ya evde para ihtiyaç yok ki. Ha anladım. Ömer. Valla ben daha 16 yaşındayım hacı. Emeliyeti daha çok var. Benim şoförlüğe çok var. Ben 16 yaşındayım. 17'ye giriyorum Mayıs'ta. Önceden yaşımı hep büyük. Hep yaşımı büyütüyordum. 17-18 diyordum da öyle değil. Haritaya bakayım, dur bir saniye. Şuraya gireyim, bir gündüze çevireyim. Dinlenelim. Sene otobüs ehliyeti aldım. Işık. Valla rüyanda gidersin. Hiçbir yeri. Hadi canım. Es. Lan. Oğlum. Şimdi daha da güzel oldu. Neden rüyamda? Hacı. Bu ortamda ortam olmayan
Ekmek bulamaz. Yani bu camiada ortamın olacak ki ekmek kazanabilirsin. O da karın tokluğuna yani. Yani tanıdıktan ziyade deneyim olacak. Öyle hop ehliyeti aldım arabanın üstüne çıktım değil. Arabanın sesine kadar anlayacaksın. Yani bu işte o mecbur. Arabada şimdi arıza olacak. Direkt bak iki tane şoför vardı. Direksiyon şoförü ama bir de çekirdekten yetmiyor şoför. Direksiyon şoförü ne yapar? Heveslenir. Ehliyetini alır çıkar direksiyonun üstüne. Bir şey anlamaz. Gidiyoruz şimdi İstanbul'a doğru. Bir şey anlamaz. Ben ne anladım onun şoförlüğünden? Bir şey anlamayacak, etmeyecek. Ben kendim şahsen ona araba vermezdim. Erdem senin daha yaşın kaç? Bakın üniversitesi ayrı. Üniversiteden de bilmiyorum artık. Abi hiç kolay bir meslek değil. Uykusuz kalıyorsun. 7/24 direksiyon sallıyorsun. Arkandakiler dır 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 konuşuyor. Yani her şey sıkıntı. Ya vallahi vermem. Babamın oğluna da vermem. Hem otobüsüm orada. Ne çıkartırım en yaşlı şoförü 60 55 yaşından aşağı şoförü çıkartmam. İşi bilecek tabii. Benim de şoförlüğüm güzel değil. Ben de ki daha dünün bokuyum. Çocukken de hep hızcı olmak istiyordum. Benim çocukluktan, bebeklikten hayalim la bu. Küçük çocuk. 8-9 yaşında çocukken bile ben tır kamyon, otobüs şoförlüğü oynuyorduk okulda. Şirket, ya belli de şahıs da adamına göre. Şimdi okulda otobüs şoförlüğü yapıyorduk. Nasıl? Alıyorduk kitabı elimize. Sert Osman Gazi İlkokulu belki bilen bilir. Mesela 2-3 sene muavinlik yaptım. Ehliyet al gel dediler. Çoğu tanıdık. Tanıdığın varsa git başka. Otobüs alsam hangi otobüs alırım? Güzel bir soru. Otobüs alsam almam. Çünkü o iş zararına bir iş. Motor da iyi bir bölüm. Allah acaba bölümler anlamam. Ne açığı bu? Bakın bana güzel söylüyorum ha. Buraya geldik. Evet sen mesleğini eline al ondan sonra muavinlik yap. Allah korusun morsak. Bakın muavinlikte hep gurbettesin. Eve gidemiyorsun. Mesela çocuklar annesine sarılıyordu. Vallahi ben gözüm doluyordu. Ben ilk 3 ay annemi görmediğim zamanlar da oldu çok. Bir daha benim yaşım 16. Ya yine insan üzülüyor ya. Oldum. Açıktan lise okuyacağım. Türkmen'e geçebilirsek iyidir. Valla Muhammed Emin ya sen hiç muayenlik yapma onu. Ben de öyleydim. Bölüm olarak valla bilmiyorum ki. Bölüm seçebiliyor muyuz ki? Açık liseden seçemiyoruz ki bölüm. Babam diyor seni mekaniğe yazdıracağım ne bileyim. Abi. O diyor sen benim kararımı değiştirmeye çalışıyorsun ama
Ben babamla çok kavga ederim. Babam çok konuşuyor, ben de gelemem. Çok küfür ediyor bana. Ama baba diyorum, sen benim kararımı değiştirmeye çalışıyorsun ama ben değişmeyecek, ne yaparsanız yapın diyorum. Orada da küfür ediyor bana. Bilmem. Şoför olacağım deyip bitirince. Aslında şoförlüğü de istemiyorum da artık. Bilmiyorum ya. Uğur sen ne okuyorsun oğlum? Abi ayarların güzel, oyunda kötü duruyor. Ayarlarım şu an süper. Ben yani çok beğendim ayarları. Baksana bence. Grafikler çok güzel. Yani oyundan çok süper duruyor. Cenk abi yatıyor. Emre öyle yapayım. Doğru sağlığını full yap. Abi ben bu sefer de kullanamıyorum. Neyse. Abi yarım döndürüyor, manca dönüyor. Abi böyle hiç gerçekçi oynanmıyor ki. Ya baksana bayağı bir boşluk var. Yarım yapıyorum anca dönüyor. Yaz o zaman Emre Eren. Kamera ayarını. Tren kaptanı saat kaç oldu? Bilmiyorum ki. Saat 4. Gel, seni istiyorlar, gel. Gel abi. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yattı, uyandı, hemen karnı acıktı. Yok abi, ben böyle kullanamıyorum. Emre. Vallahi karnım acıktı ya. Yattım, uyandım, karnım acıktı. Bir yemek vardı. Ne vardı? Onun bir yemeği var. Ha bak, bu çok güzel mesela şimdi. Biraz şey ama man yokuşta gitmiyor. Yapma. Başka? Baba bak, baba. O ne lan? Öyle. Abi ben bu ayarlarımı bozmayayım lütfen. Başka ne anlatayım? Buyur reis. Yemeğimizi yiyelim değil mi? Bakın bu man çok gerçeğe benzemiş harbi. Fransız yol. Fortuna'ya bayıldım beyler. Vallahi hiç bilmiyorum ki Cenk abi kalmış. Oha lan çok kalmış.
Neyse bakalım. Fortuna'nın nasıl testi? Yokuşta bayılacak. Ayağım son gazda ama dorsallığı biraz. Bakalım çok. Ayağım son gazda. Bakın bayılıyor. Yokuş gördüm. Bu fortuna çıkamıyor yokuşu. Valla ben emniyet personeli falan olmak istemiyorum. Hadi ben hiçbir şey olmak istemiyorum. Buyur. Ne? O ne lan? Ha, yüzbaşı. Abi giremem. PUBG oynayalım. Beyler beni Eren Çelik Facebook'tan ekleyin. Facebook'tan arkadaşım olanların, ben PUBG gerçi tam olarak bilmiyorum. Daha öğreneceğim. Neyse bir gün oynarız. Karıştırmayın lan beni. Kar var. Yollar karlı. Bakın yanı nasıl da kayıyor araba. Helikopter. Buyur reis. Gel bir sen sür. Yok yok sen sür, ben yemek hazırlıyorum. Biraz sür biraz sür. Yemek hazırlıyorum reis. Ay baban çarap çanağına senin gibi araba. Ne yapıyorsun lan? Frene bassana oğlum. Basıyorum, durmuyor ki zıkkım. Nasıl durmuyor? Vallahi durmuyor. Aa, durdu ya. Şerefsiz önüme çıkarsan olacağım. Bak bakayım mi ne oldu, F2'ye bak bakayım mi. Diye ha. Ne yaptın oğlum, bir durdun ya. Bir anasına bak. İndi benim şuradan. Hangisi yüzünden kavga oldu? Ahmet de gelmiş. Oğlum ne yaptın lan? Bütün arabalar. Abi şu dakika bir kamerayı yapamayın. Ne? Kamerayı 2 saniye bir yok edemez miyiz? Hayır hayır hayır. Öldüm. Hayır ölmezsin abi sen. Vallahi beynim durdu benim ha. Bu dağlar halimi, halimi işte dostum, dostum, dostum. İşim de yok, çok çirkin duruyorum. Abi. Genk abi. Aa. Burla biz Oslo'ya niye gitmedik? Benim en çok sevdiğim yol Oslo. Aa, aa. Valla ben Oslo'ya gideceğim. Ay başım. Anam ağladı anam. Hay ya öldüm ya Arda. Abi ben yaktım. Ama yaktım. Ben burada garaj aldım, niye gidemiyorum? Garaj. İnşallah burs olursun. Süspansiyon sertliği full. Kamera doğrusallığı full, direksiyon doğrusallığı full. Abi
Kontroller. Spansiyon. Aa bak, direksiyon sertliği. Spansiyon nerede? Kamera nerede lan? Benim başım durdu ya valla. Spansiyonu da full edelim. Kamera ne? Kamera doğru sallı. Ne bakıyorsun oğlum? Yemek yemeyeceğim mi? Bak yiyeceğim yiyeceğim. Bir dakika bir yiyeceğim. Olmadı mı pilav? Çok dayak yedim şoförden. Çok ağladım. Burnuma kadar kırdı şerefsizler. Kanka hangisi oğlum bu ya? Ay başım. Aynen oğlum. Beyler ben bittim. La abi benim o... Benim ayarımı bozmayın abi, kurban oldum ya. Hadi kapatalım yavaş yavaş, yemeğimizi yiyelim. Kalk sen. Allah'a beyler, Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yemek yiyeceğiz. Sizi seviyoruz. Yemek yiyeceğiz. Akşam PUBG'de görüşürüz inşallah. Öyle diyorum ama hiç gelmiyorum. Beyler, Allah'a emanet olun. Cümleten Allah'a ısmarladık. Yemeğimizi yiyelim. Yemek geldi. Eyvallah sevgili kardeşler. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız. Tamam. Ben şuradan hemen yayını sonlandırayım. Hadi. Allah'a ısmarladık.